Pfizer-BioNTech tarafından üretilen COVID-19 aşısı 11 Aralık 2020'de acil kullanım onayı alan bir aşıdır. BioNTech aşısı mRNA yani mesajcı RNA tabanlı bir aşıdır. Hücrelerinize koronavirüsün Spike adı verilen proteininin nasıl yapılacağına dair talimatları verir. Bağışıklık sisteminiz bu proteini yabancı olarak algılar ve buna karşı antikorlar da dahil olmak üzere bir tepki geliştirir. Medikal Park Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Bölümünden Profesör Doktor Kıvanç Şerefanoğlu, biyontek aşısının etkinliği, biyontek aşısının içeriği, biyontek aşısının yan etkileriyle yan etkilerine karşı neler yapılması gerektiğini şöyle anlattı: Biyontek aşısının etkinliği nedir? Biyontek aşısı iki doz olmayı gerektirir. Ve tam etki için ideal olarak 21 gün arayla iki doz olunur. Lancet'te yayınlanan 2021 tarihli araştırmaya göre aşının tek bir dozdan sonra %85'e kadar yüksek bir etkinlik oranına sahip olduğu belirtilmiştir. İngiltere Halk Sağlığı daha önce New England Tip dergisinde Biontech aşısının etkinliği üzerine yayınlanmış bir çalışmayı yeniden analiz etmiştir. Bu analize göre birinci dozdan sonra 11 ila 21. günler için ve 21. günde ikinci dozdan önce %89 etkinlik oranına sahip olduğu belirlenmiştir. İkinci dozu almanın sonunda Biontech aşısı koruyuculuğu %95.3 olarak açıklanmıştır. Aşı etkinliği belirli bir popülasyonda, kontrollü bir ortamda, klinik bir deneyde bir aşının ne kadar iyi çalıştığını ölçmeye verilen attır. Gerçek dünyadaki etkinlik çeşitli nedenlerle daha düşük olabilir. Ancak bu aşının yansıması olarak kabul edilemez. Biontech aşısının gerçek dünya ortamında asemptomik olanlar da dahil olmak üzere bulaşları yaklaşık %90 oranında azalttığı bulunmuştur. Klinik deneyler yalnızca belirli bir zamanda virüsle neler olduğunu inceler. Ancak aşı genel nüfusa verildiğinde virüsün yaygınlığı değişmiş olabilir veya yeni varyantlar çıkabilir. Bu gerçek dünyadaki etkinliğin klinik deney sonuçlarından farklı olmasının bir nedenidir. Mevcut aşıların hiçbiri bulaşmanın önüne tamamen geçemez. Bu nedenle ellerinizi yıkamayı, maske takmayı ve sosyal mesafeyi korumayı ihmal etmemeniz gerekir. Hiçbir aşı için %100 etkinlik söz konusu değildir. Bu aşılanmış kişilerde hala COVID-19 bulaşlarının olabileceği anlamına gelir. Varyantlarla ilgili olarak da Biontech aşısının bulaşı ve ciddi hastalık oranını önemli ölçüde azalttığı saptanmıştır. Araştırmalar Biontech aşısı için tam olarak aşılanmış bireylerin Birleşik Krallık'ta ilk keşfedilen varyanttan gelişen COVID-19 enfeksiyonu olasılığının %90 daha az olduğunu göstermiştir. Eğer bulaş gerçekleştiyse neredeyse hiç ciddi vaka gözlenmemiştir. Bu da BioNTech'in varyantlara karşı etkinliği için umut verici bir haberdir. BioNTech aşısının içeriğinde neler var? Her aşıda etken maddeler, antibiyotikler ve başka türden bileşenler bulunabilir. Pfizer-BioNTech COVID-19 aşısı içindeki en önemli bileşen mRNA'dır. BioNTech aşısı mRNA veya haberci RNA olarak bilinen bir teknik üzere kuruludur mRNA tabanlı aşılar COVID-19'a neden olan canlı virüsü kullanmaz ve mRNA DNA'nızın bulunduğu hücrenin çekirdeğine girmez. Bu aşı sadece hücrelerinize spike proton denilen proteinin zararsız bir parçasını yapma bilgisi taşır. Bu protein COVID-19'a neden olan koronavirüsün yüzeyinde bulunur. Bu aşı aracılığıyla mRNA enjekte edildiğinde hücreleriniz onu bu sivri uçlu spike proteinini yapmak için kullanır daha sonra talimatlar bozulur ve yok olur. Talimatlar doğrultusunda yapılan protein parçası hücre yüzeyinde görüntülenir ve gerçek koronavirüse maruz kalınmış gibi bağışıklık sisteminizi ona karşı antikor üretmesi için uyarır. Bu sayede vücudunuz gerçek virüs ortaya çıktığı zaman kendini nasıl koruyacağını öğrenmiş olur. Biontech aşısının yan etkileri nelerdir? Çalışmalar sırasında yakından izlenen çok sayıda kişiye dayanarak Hasta güvenlik profili yan etkiler açısından çok başarılı bulunmuştur. Biontech aşısının yan etkileri şöyle sıralanabilir. 1. Enjeksiyon yapılan çevrede ağrı. Pfizer Biontech COVID-19 aşısı kişiye 3 hafta arayla 2 doz halinde uygulanır. Bugüne kadar devam eden bir faz 3 klinik deneye kayıtlı 37586 katılımcıdan aşıyla ilgili güvenlik verileri toplanmıştır. Aşının en sık bildirilen yan etkisi enjeksiyon bölgesine ait reaksiyondur. Bu tür reaksiyonlar aşının enjekte edildiği bölgede bazı ağrılara ve başka semptomlara neden olabilir. Bazen enjeksiyon bölgesinde biraz kızarıklık, biraz sıcaklık, hafif şişlik veya sertlik gibi durumlarla karşılaşabilirsiniz. Bu aşılara ait çok tipik bir durumdur. Böyle semptomlarda hassaslaşabilirsiniz ve kolunuzu hareket ettirirken acı duyabilirsiniz. Enjeksiyon bölgesinde görülen reaksiyonlar aşıyı alan katılımcıların %84'ü tarafından bildirilmiştir. 2. Cilt reaksiyonları Nadir olarak insanların aşı olduktan sonra cilt reaksiyonları geliştirdiği görülür. Bu tür reaksiyonlar enjeksiyon bölgesi çevresinde döküntüler, büyük kırmızı lekeler ve diğer cilt semptomları şeklinde görülür. Araştırmacılar bu tür semptomların gecikmiş bir alerjik reaksiyondan kaynaklandığına dair kanıtlar bulmuşlardır. Reaksiyonlar genellikle enjeksiyon bölgesinin etrafındaki alanla sınırlı kalır ve ciddi olarak seyretmez. Semptomlar 2 ila 11 gün içinde kaybolur. 3. Yorgunluk, baş ve kas ağrısı Pfizer BioNTech COVID-19 aşısının yaygın olarak bildirilen diğer yan etkileri arasında yorgunluk, baş ağrısı ve kas ağrısı sayılır. Yorgunluk aşı olan araştırma deneklerinin kabaca %63'ü tarafından rapor edilmiştir. Baş ağrısı ve kas ağrısı ise araştırma deneklerinin sırasıyla %55 ve %38'ini etkilemiştir. Çoğu durumda bu semptomlar hafif olarak seyretmiştir ve bir gün içinde kaybolmuştur. Daha sayıda katılımcı aşılamadan sonra titreme, eklem ağrısı veya ateş semptomlarını bildirmiştir. Katılımcıların aşının ikinci dozunu almasının ardından bu tür semptomları bildirme olasılıkları daha yüksektir. Ciddi semptomların görülmesi nadirdir. Aşıyı ve plesobayı aynı şekilde alan kişiler arasında bildirilen ciddi yan etki oranı %0.5'ten azdır ve iki grup arasında önemli bir fark bulunmamıştır. Aşı alan katılımcılarda 400 felci vakası rapor edilirken, plasebo alanlarda hiçbir vaka bildirilmemiştir. Ancak bu 4 vaka genel popülasyondaki yüz felci oranıyla ile tutarlılık gösterir. Başka bir deyişle yüz felcine Biontech aşısının neden olduğuna dair net bir kanıt bulunmamaktadır. Aşılara karşı şiddetli alerjik reaksiyonlar çok nadirdir. Ancak bunlar aynı zamanda olasıdır. Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi ilk doz Pfizer-BioNTech COVID-19 aşısına veya içeriğindeki herhangi bir maddeye karşı şiddetli alerjik reaksiyon gösteren kişilerin aşı olmamasını tavsiye etmektedir. Yaygın yan etkilere karşı neler yapılmalıdır? Aşılarınızı yorgunluk ve baş ağrısı gibi potansiyel yan etkilerle başa çıkabilmenin daha kolay olduğu bir zamanda planlamayı hedefleyebilirsiniz. Örneğin sabah işe giderken günün erken saatlerinde aşı olmak çok mantıklı olmaz. Eğer mümkünse izinli olduğunuz bir günde aşı olabilirsiniz. Enjeksiyon bölgesinde ağrı hissederseniz reçetesiz satılan ilaçlarla tedavi edebilirsiniz. Bu tür ilaçlar ayrıcı ateşi, baş ağrısını, kas ağrısını veya eklem ağrısını hafifletmeye de destek olabilir oldukça rahatsız eden veya kaybolmamakta inat eden yan etkiler yaşarsanız bir sağlık kuruluşuna başvurmalısınız. Şiddetli bir alerjik reaksiyon geliştirdiğinizi düşünüyorsanız 112'yi arayın veya acil servise gitmelisiniz. Covid-19 salgını maalesef hala etkisini sürdürmektedir. Bilim dünyası da aşılarla çözüm yolları üretme çabasındadır. BioNTech, Covid-19 aşısı virüsün birçok varyantına karşı güvenlidir ve etkisini göstermektedir. Bununla ilgili herhangi bir endişeniz veya sorunuz varsa güvendiğiniz bir doktorla tüm ayrıntıları konuşabilirsiniz.